Kemal Derviş, DSP-MHP ANAP koalisyonuyla kurulan 57. hükümetin ekonomiden sorumlu devlet bakanı. Sayın Kemal Derviş'in hazineden sorumlu devlet bakanlığına atanmasıyla ilgili karar... Amerika'dan ithal edilen Bakan Derviş, krizi yönetmek için geldiği Türkiye'de uyguladığı kemer sıkma politikasıyla tanınıyor. Aynı Kemal Derviş şimdilerde yine Türkiye'nin gündeminde. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olduğumuz zaman Derviş başbakan yardımcısı olarak ekonomiyi yönetecek diyor. Kemal Derviş birdenbire ortaya çıktı. Bu Kemal Derviş bizim hükümetimizi yıkan adam. Kemal Derviş'in bir başka özelliği ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kriptoyla aradığı ilk bakan. Nedeni ise Derviş'in kimseye söylemeden 14 gün ortadan kaybolması. Çoğu insan telefonu yok, irtibat yok ve özel mesajla kriptör olarak büyükelçiliklere Türk hükümeti Kemal Derviş aranıyor diye düşebiliyor musunuz? Aziz nesinlik bir iş. 14 gün sonra geldi. Sayın Başbakan'a verdiği şey, efendim ani bir ailevi bir problem çıktı gitti. Derviş'le aynı dönem çalışan ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Yaşar Okuyan, Derviş'le ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Amerika'nın adamı, CIA ile bağlantılı, çok net söylüyorum bunu. O ekonomik kriz içerisinde sanki Mesih gibi bunu takdim ettiler, getirdik. Adam Türkiye'de hiç yaptığı hiçbir şey yok. Derviş'in o dönem ekonomiyi düzeltmek için yaptığı ilk öneri de emeklilere maaş vermeyelim olmuş. Ancak Başbakan Bülent Ecevit öneriyi reddetmişti. Devlet personel başkanlığına. Üstelik 2002 yılında AKP'nin iktidara taşınmasında en büyük rol Kemal Derviş'e ait. Görev yaptığım 57. hükümeti 1,5 yıl önünde bir zaman varken erken seçime sürüklediğiniz ne oldu? AKP'nin önünü açtı. Ve hiçbir parti giremedi. Yaşar Okuyan, Kemal Derviş'in yeniden Türkiye'ye dönmesinin nedenini açıkladı. Şimdi aynı şahsiyet Kemal Kılıçdaroğlu'yla buluşuyor ve işte ekonomide diyor benim yardımcım olacak filan. Demek ki Amerika Kemal Derviş'e yeni bir görev verdi. Görev AKP, CHP, HDP, PKK koalisyonunun alt zemini oluşmak. Büyük koalisyonun gerekçesi ise Türkiye'nin ödeyemediği 228 milyar dolar. Yani Derviş Türkiye'ye yine Amerika'nın tahsildarı olarak gelecek. İşte bu ekonomik krizin altından büyük bir koalisyonla çıkarız deyip AKP, CHP koalisyonu ve dışarıdan da işte HDP'nin buna dahil edilmesi. Bu bir tezgah.